Merhabam xeyr atın. Eci ve rezdari silav dikim. Serçava serseri atın. Değerli konuklar, çok değerli arkadaşlar. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Grup toplantımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet, başlarken olumsuz bir şeyle başlamak istemiyordum ama işte maalesef halkın iradesi olarak gösterilen Cumhuriyet'in 100. yılında halkın iradesi olarak seçilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer bugün gözaltına alındı. Halkın iradesine dönük yine bir operasyonla karşı karşıyayız. Esenyurt Belediye Başkanı kent uzlaşısıyla seçilmişti. Cumhuriyet Halk Partisi adayıydı. Ama Esenyurt'ta bulunan terekemeler, Azeriler, Kürtler, kadınlar, gençler kendisine oy vermişti. Ahmet Özer demokratik, toplumcu bir belediyeciliği hayata geçirdiği için belli ki biraz sanırım zorlarına gitmiş, rahatsız olmuşlar. Buradan bu operasyonu yapanlara sesleniyoruz. Defalarca bunu gördük. Yeter artık, bu oyunları bırakın. Bu yanlıştan dönün. Halkın iradesine saygı gösterin. Ahmet Özer'i de derhal serbest bırakın diyoruz. Evet değerli arkadaşlar, Cumhuriyet'in bir yüzyılını geride bıraktık. Geride bıraktığımız Cumhuriyet'te Türkler de dahil olmak üzere halklar, inançlar, çeşitli gruplar çok ciddi bir travma yaşadı. Çok ciddi acılar çekti. Geriye kalan yüzyılda tam da Oğuz Atay'ın dediği gibi korkuyu beklerken durumu ortaya çıktı. Korkuyu beklerken Oğuz Atay'ın bir hikayesinin ismiydi. Tam da geçen yüzyılda her şeyden korkan, ülkeyi korkuyla yöneten bir anlayışla yönetildik. Bir sistemde yaşadık. Cumhuriyet demokrasiden korktuğu için demokratikleşemedi. Cumhuriyet hedeflerine ulaşamadı. Hedeflerinin çok gerisinde kaldı. Herkesin cumhuriyeti maalesef olamadı. Küçük bir azınlığın cumhuriyeti oldu. Küçük bir azınlığa hizmet etti. Aslında cumhuriyetin özü demokrasidir ama demokrasi maalesef olmadı. Cumhuriyetin özü herkesin cumhuriyeti olmaktı. Yüzyıl süren cumhuriyet herkesin cumhuriyeti olmadı. Şimdi değerli arkadaşlar, cumhuriyetin ilk yüzyılının her birimiz burada oturanlar tanığı, sanığı ve mazlumlarıyız. En çok da bu yüzyılda Kürtler büyük bir zulüme uğradı. Çünkü hükümetler, iktidarlar değişse de Cumhuriyet ve Kürtlerin ilişkisi bir türlü değişmiyor. İnkar ve baskı üzerine kurulu bir şekilde devam ediyor. Bu ülke yüzyıldır ölümlere, kutuplaşmalara trilyon dolarlar harcadı. Buna rağmen elde var çözülmeyen bir Kürt sorunu, olmayan bir demokrasi yüzyıl sonra bize kaldı. Yüzyıl önce de Cumhuriyet kurulurken beka dediler. Aradan yüzyıl geçti, hala beka diyorlar. İnkarcı akıl beka diyerek bir adım bile Cumhuriyet'i maalesef ilerletemedi. Ve yüzyıldır yanlış bir şekilde ülkeyi yönettiler. Evet, yüzyıl sonra da hala beka diyorsak, beka sorunundan bahsediyorsak, o zaman demek ki bir yerde bir yanlış yapıldı. İşte o yanlışı eğer kabul edebilirsek, bu ülkeyi yönetenler yüzyılda yanlış yapıldığını söyleyebilirlerse, emin olun yol alabiliriz. Şimdi bu yanlıştan dönmek için ciddi bir fırsat var. Cumhuriyet başta Kürtlerle, Alevilerle ve dışladığı tüm haklar ve inançlarla, en önemlisi de demokrasiyle ve özgürlüklerle barışmalıdır.
barışmak zorundadır. İkinci bir yüzyılın başlangıcını Cumhuriyet barışmakla sağlayabilir. Değerli arkadaşlar, ülkenin huzura kavuşması için, ülkenin refah içerisinde yaşaması için önce Kürtlerin özgürleşmesi ve Türkiye'nin demokratikleşmesi gerekiyor. İlk yüzyılın acısını sadece biz Kürtler yaşamadık. Ermeniler, Aleviler, Süryaniler, Müslümanlar, adını burada sayamayacağım onlarca halk ve inanç da aynı şekilde ilk yılın acısını çekti, zulmünü birlikte gördüler. Geçen yüzyılda devletin toplum üzerindeki vesayeti toplumun gelişmesini, özgürleşmesini maalesef engelledi. Elbette geçmişe takılıp kalmayacağız. Ama geçmişle yüzleşerek, geçmişten dersler çıkararak önümüze bakmak zorundayız. Biz geçmişe takılıp kalan bir anlayıştan gelmiyoruz. Dersler çıkararak ikinci yüzyılda daha demokratik, daha özgürlükçü, travma yaşayan halkların ve inançların bir daha aynı şeyi yaşamaması için önümüzde ciddi bir fırsat duruyor. Bu ülke kurulurken topraklarında, ovalarında hepimizin kanı, alın teri yok muydu? Evet, vardı. Bunun en iyi örneği Çanakkale'deki şehitlikte mezar taşında bulunan her bölgeden, her inançtan, her etnik gruptan bu ülkede yaşayan insanların isimlerinin yazdığı mezar taşları bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Kuruluşta ortaklık vardı. Kuruluşta beraber kan döktük, alın teri döktük. Ama Cumhuriyet'i eşit yaşadığımız bir zemin haline getiremedik. O zaman beraber alın terimizin aktığı, beraber kanımızın aktığı bu ovaları, bu toprakları demokratik bir cumhuriyete ulaştırmak gibi bir görev ve sorumluluk hepimizin önünde duruyor. En başta da hükümetin, iktidarın önünde duruyor. Değerli arkadaşlar, içinde bulunduğumuz süreç herkesin cesurca, çekinmeden birlikte tartıştığı, birlikte konuştuğu bir anlayışa ihtiyaç var. İkinci yüzyılı birlikte konuşup tartışamazsak, birlikte çözüm yolları üretemezsek maalesef bu yüzyılı da kaybetmekte karşı karşıya kalabiliriz. Türkiye'nin demokratik geleceği için siyaset kurumu tarihsel düşmanlıklara ve intikam duygusuna artık yaslanmaktan vazgeçmelidir. Her demokrasi denildiğinde, her hak denildiğinde, her hukuk denildiğinde bir düşmanlık, bir intikam duygusunu ortaya sermekten artık siyaset kurumu uzaklaşmalı ve bu dili terk etmelidir. Hakları yok sayan ve kutuplaştıran geçmiş Türkiye yüzyılına karşı çözüm, inkar ve ne inkar ne de geçiştirme siyasetidir. Evet, yeni yüzyılda artık inkarı bir kenara bıraktırmak, kandırmadan sahici çözüm yolları bulmak bu yeni yüzyılda hepimizin görevleridir. Değerli arkadaşlar, ikinci yüzyılda farklılıklardan korkmayan, farklılıkları zenginlik sayan, farklılıkları güç sayan demokratik bir ulus anlayışına ihtiyaç var. Ve bu ülkenin en sayıcı güvencesi de demokratik bir ulus yaratmaktadır. Demokratik bir ulus yaratmaktan geçmektir. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında tüm siyasi ve toplumsal çevrelere çağrımızdır. Gelin ön yargılarımızı, husumetlerimizi bir kenara bırakalım. Hakların barış içerisinde kardeşçe eşit yaşadıkları bir Türkiye'ye birlikte kuralım. Biraz önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını da izledim. O da yeni, daha demokratik, daha kapsayıcı, kardeşleştiğimiz bir zemin yaratalım diyordu. Tam da bunun bugün koşulları var. Türkiye'nin büyük çoğunluğu bugün halkların kavga ettiği, çatıştığı bu zemin yerine halkların birlikte barış içerisinde yaşadıkları bir zemini talep ediyor. Ve bu gerçekliği başta iktidar partisi olmak üzere Türkiye'deki siyasi partilerin tamamı dile getiriyor. Dolayısıyla yeni bir Türkiye kurmak için, demokratik bir Türkiye kurmak için
her zamankinden daha büyük bir fırsatın olduğunu belirtmek istiyorum. Biz demokrasi ve hukukun üstünlüğüyle taşlanmış bir cumhuriyet istiyoruz. Bir cumhuriyetten yanayız. Demokratik cumhuriyet, eşit yurttaşlık, çok kültürlü toplum ve yerel demokrasinin güvence altına alınmasıdır. Ahmet Özer'in uyduruk gerekçelerle gözaltına alınması değil, halkın iradesini gözaltına almak değil. Değerli arkadaşlar, demokratik cumhuriyet 1920 meclisinin çoğulcu yapısını ve 21 anayasasının kurucu meclis ruhunu 21. yüzyıl gerçekliğiyle demokratik bir anayasayla taçlandırmaktır. Demokratik bir cumhuriyet, demokratik bir anayasayla olur. Eşit yurttaşlık temelinde herkesin hakkını hukukunu tanıyan ve güvence altına alan bir cumhuriyet ortak geleceğimizin teminatıdır. Bakın bu topraklarda çok önemli değerler, çok önemli gelenekler var. Biz 72 millete bir nazarla bakarız diyen bir coğrafyada topraklar üzerinde bugün konuşuyoruz. İşte tam da 72 millete bir nazarla bakan yeni bir anlayışa ihtiyaç var. 72 nazara, 72 millete bir nazarla bakmayan, tek tipçi, tekleştiren anlayışı artık bu topraklarda terk etmek, artık bu topraklara gömmek zorundayız. Bizler kadınlardan yana, gençlerden yana, emekten, yerel demokrasiden yana, iradeli, kararlı, saklısı ve gizlisi olmayan bir cumhuriyet istiyoruz. Sıkıştığı zaman faili meçhul cinayetlere ihtiyaç duymayan, demokrasi denildiği zaman beyaz torosları cadde ve sokaklara sürmeyen, hak hukuk denildiği zaman paramiliter güçlerle, domuz bağlarıyla insanları katletmeyen bir cumhuriyet istiyoruz. Demokratik cumhuriyetin nitelikleri bize göre çağdaş hukuk normları içeren bir anayasa, güçlü demokrasi, tarafsız ve bağımsız yargı, barışçıl dış politika ve ekonomide adalettir. Değerli arkadaşlar, açıkça ifade ediyoruz. İstikrarsızlaşan Türkiye, kara deliğe dönüşen Orta Doğu girdabına kapılabilir. Hemen yanı başımızda kaosun, çatışmaların, savaşların devam ettiği bu girdaptan korunmanın en doğru yolu, en büyük güvencesi Türkiye'de demokrasiyi, özgürlükleri hayata geçirmektir. Kürt sorununda ve Orta Doğu politikalarında fırtına ekenler işte bugün rüzgar biçiyorlar. Dün fırtına ekenler bugün biçtikleri rüzgarın etkisi altında sarsılmak zorunda ve durumunda kaldılar. Sürekli Kürtler ne istiyor da ne istiyor deyip duruyorlar. Değerli arkadaşlar, 100 yıldır Kürtler ne istediğini 1001 defa dile getirdi. Ama bir türlü anlamak istemiyorlar. Evet, bunun cevabını iki kelimeyle bir defa daha verelim. Kürtler 100 yıldır ellerinden alınan kimliklerini ve iradelerini istiyorlar. Ne istiyorlarmış? 100 yıldır ellerinden alınan kimlik ve iradelerini istiyorlar. İşte Kürt sorunu, kimlik ve iradesi reddedilen Kürtlerin kimlik ve iradelerini tanınmasıdır. Bundan anlaşılmayacak bir şey var mı? Yok. O zaman demek ki Kürt sorunu ne, Kürtler ne istiyor? Bu kelime, iki kelime içerisinde hepsi anlatılmaya çalışılıyor. Dönem çok kritik bir dönemdir. Bu dönem gerçekten biraz karnından konuşmadan, topu çevirmeden dönemi anlayan, açık ve net kendi düşüncesini ortaya koyan bir tartışma sürecine ihtiyacı var. Böyle bir dönemde bulunuyoruz. Kürt sorunu bir tanınma sorunudur. Bir anayasal sorundur. Dolayısıyla tanınma ve anayasal güvence altına alınması bu ülkede Kürt sorunu nedir, nasıl çözülür diyenlere de en büyük aslında cevabı vermiş olacaktır. Kürtler demokrasi, eşitlik ve kardeşlik temennilerine büyük kıymet verir. Ve 100 yıldır da dönem dönem
bu iyi niyet temennilerini defalarca duyduk. Ama değerli arkadaşlar, 2. yüzyılın başlangıcında artık Kürtler temenni istemiyor. Anayasal güvence istiyor. Artık temennilere herkesin karnı tok. 2. yüzyılda Kürtlerin taleplerini karşılayacak demokratik bir anayasa, anayasal güvence artık kaçınılmaz bir şekilde önümüzde duruyor. Toplumsal sorunlara çözüm olacak gerçek demokrasi istiyor. Eşit yurttaşlık istiyor. Onurlu bir barış istiyor. Evet, barış ama onurlu bir barış. Kürt sorunu kültürel, idari, siyasi ve hukuki bir meseledir. Kürt meselesinin çözümü de bu bütünlük dikkate alınarak çözülmesi gerekiyor. Bütünlükte olarak görmek ve tartışmak gerekiyor. Birinci yüzyılın saati Kürt inkarı üzerine kuruldu ve ülkenin geldiği noktayı hep birlikte gördük. Evet, gelen madem zemini var, ikinci yüzyılın saatini barış üzerine kuralım. İkinci yüzyılın saati barış saati olsun. Emin olun, inkar üzerine kurulan saat yönünü şaşırır, saatini şaşırır ama barış üzerine kurulan saat bize doğru yönü, doğru yolu gösterir. Biz diyoruz ki ikinci yüzyılda artık Türkiye'nin saatini barışa kuralım. Evet, bunun için de birçok şey yapmak lazım. En önce Türkiye'deki saatin barış saatine kurulması için tekçi, buyurgan, siyasi dili terk etmek gerekiyor. Çoğulcu, müzakere dilini kullanmak gerekiyor. Bir sorun çözülecekse tekçi, buyuran, tehdit eden dili bir kenara bırakmak gerekiyor. Bakın, biz hiçbir zaman DEM Parti olarak tehdit eden, tekçi, karşısındakini, ötekini, diğerini yok sayan bir dil kullanmıyoruz. Bizim dilimiz kapsayıcıdır, müzakere dilidir. Bizim dilimiz buyur eden, oturalım konuşalım diyen dildir. Ama hem bir taraftan çözüme müsait bir zemin var diyeceksiniz. 100 yıldır devam eden bu sorunu çözmek istiyoruz diyeceksiniz. Ama kullandığınız dil de buna uygun bir dil olması gerekiyor. Sayıcı olması için. Toplumun, Türkiye halklarının buna inanması için. Evet, yine Türkiye'de çok tehlikeli bir anlayışla karşı karşıyayız. Barış denilince birileri hemen karşı tarafa bir taviz olarak bunu değerlendiriliyor. Barış deyince sanki karşı tarafa verilmiş bir ödün olarak değerlendiriyor. Değerli arkadaşlar, barış taviz vermek değil, barış ödün vermek değil. Barış tam tersine bir zafiyet değil, bir cesarettir, bir zerafettir. Biz bu ülkeden büyük bir cesaretle barışın konuşulmasını istiyoruz. Barış, yaşam ortağıyla anlaşmaktır. Şimdi bu ülkede hep birlikte yaşıyoruz. Aynı apartmanlarda oturuyoruz. Çocuklarımız aynı okula gidiyor. Birimizin dili, kimliği, kültürü kabul edilmiyor. Hepimiz tek bir kimliğe sığdırılmak isteniyoruz ve buna itiraz ediyoruz. Bu doğru değil diyoruz. Bunun doğru olmadığını bu ülkeyi yönetenler de çok iyi biliyor. Dolayısıyla ortak, birlikte yaşadığımız, birlikte kuruluşunda yer aldığımız bu zeminde ortaklaştığımız insanların dilini, kimliğini, kültürünü tanımak ve onlarla barışmak gibi bir zorunluluk önümüzde duruyor. Barışı bir zafiyet olarak gösteren siyasi akılı burada eleştirmek istiyorum. Evet değerli arkadaşlar, geçtiğimiz gün de ifade ettim. Biz de Kürt ve Türklerin birbirlerinin hakkına, hukukuna saygı göstermesinin farz olduğunu en içten duygularımızla dile getiriyoruz ve buna katılıyoruz. Ama esas farz birbirinin hakkını ve hukukunu tanımaktır. Esas farz birbirinin hakkını ve hukukuna girmemektir. Hakkı ve hukuku reddedilen, kabul edilmeyenin hakkını ve hukukunu savunmaktır. Her bir farzdan bahsetmek istiyoruz. Bizler gerçek kardeşliği onurlu bir barışla inşa edebiliriz. Bugün
Sayın Erdoğan da grup toplantısında söyledi. Hiçbir dönem olmadığı kadar Türkiye'de bunun zemini var dedi. Buyurun o zaman hep birlikte gerçek bir barışı inşa edelim. Siyasi tetikçilik yapan ırkçı ulusalcılara rağmen barışı bu ülkede 85 milyona, bu ülkenin gençlerine ve çocuklarına armağan edebiliriz. Biz buna inanıyoruz. Türkiye'nin en temel ihtiyaçlarından birisi de bu ve bunun olduğunu söylemek istiyorum. Yine bu tartışmalar başladıktan sonra birçok değerli ve kıymetli açıklamalar yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel de bir konuşmasında çok önemli bir şey söyledi. Oy kaygısına düşmeden tarihin doğru tarafında yer almak dedi. Çok kıymetlidir. Aklın yolu birdir. Tam da bu yüzyılda bütün siyasetçilere, bütün siyasi partilere, bütün siyasi öznelere düşen tek bir görev ve sorumluluk var. Tarihin doğru tarafında yer almaktır.